Merhaba kıymetli dostlarım, mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün çok güzel bir pizza tarifim var. Hamursuz, güzel patatesle yapacağımız bir pizza tarifim var. 2 boy büyük patatesim var şöyle. Güzelce yıkadım. Şimdi bunları şöyle bu şekilde 1 santim olacak şekilde dilimliyorum. Kabuklarını soymadan ince dilimler halinde kesiyorum. Şu kısımlarını ayırıyorum. Bunları daha sonra çorbada falan değerlendiririm. Şöyle gördüğünüz gibi hemen hemen 1 santim bile yoktur belki. Şu kalınlıkta hepsini kesip güzelce tepsime yerleştiriyorum. Hepsini tepsime dizdikten sonra şöyle çizikler atıyorum. Sosunu ve yağını daha iyi çekmesi için. Bütün patateslerime aynı işlemi yapıyorum. Şimdi sıvı yağımla biraz şöyle 2 kaşık, 2 yemek kaşığı sıvı yağım vardı. Birazını şimdi fırında kızarması için şöyle yağlıyorum. Daha sonra kalanını da sos için kullanacağım. Şu anda fırınım 150 ile 180 derece arasında ısınıyor. Hepsini güzelce sıvı yağladım. Şimdi ısıtılmış fırınıma veriyorum. 15-20 dakika arası pişireceğim. 1 tatlı kaşığı salçam var. Acı, tatlı, artık biber ya da domates fark etmez. Hangisini dilerseniz. Kalan yağımı da sosum için şöyle döküyorum. Hemen hemen bir dolu yemek kaşığı kadar yağım var. Arzuya göre de kekik biraz ilave ediyorum. Ben 1 çay kaşığı koydum. Yeterli gelir. Şimdi bunu güzelce şöyle karıştırıyorum. Çok azıcık da salçanın açılması için 1 tatlı kaşığı kadar da su ilave edip güzelce açıyorum. Bu esnada isterseniz biraz karabiber de güzel olur. Ya da sarımsak da ezip koyabilirsiniz sosuna. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Ve sevdiğim şöyle üzerine koymak için sevdiğim malzemelerimi de dilimledim. Şimdi patateslerim piştikten sonra üzerine ilave edeceğim. Fırından çıkarttım. Sıcağıyla isteğime göre tuzluyorum. Aslında bunu fırına vermeden önce de yapabilirsiniz. Çok fazla atmıyorum çünkü sucuk kaşarda tuzlu olduğu için. Şöyle hafiften atıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum sosumuz vardı ya işte onu sürelim. Yine bunu da isteğe göre sürebilirsiniz. Hepsine güzelce salçalı sosumu sürdüm. Şimdi kaşarını, önce kaşarını şöyle yeteri kadar koyuyorum. Daha sonra isteğinize bağlı mısır, zeytin, yeşil biber, ne arzu ederseniz ondan ilave edebilirsiniz. Pizzalarım hazır. 150 derecede sadece 5 dakika kadar, kaşarı eriyene kadar pişireceğim. Şimdi gidiyor fırına. Pizzalarım hazır. Siz de dilediğiniz kadar biberler pişsin, çok pişsin istiyorsanız biraz daha birkaç dakika daha fazla tutabilirsiniz. Ben biraz diri kalmasından hoşlandığım için en fazla 6 dakika kadar pişirdim. Şimdi güzelce bir tadına bakalım. Harika görünüyor gerçekten. Patatesi zaten pişmişti. Çok güzel. Mutlaka tavsiye ederim. Kahvaltıda bile uygun olur. Şöyle göstereyim. Gerçekten nefis olmuş. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. Videolarımdan önce haberdar olmak isterseniz eğer bildirim zilini açmayı unutmayın. Instagram'da Pembe Mutfak Aslı takip edip farklı lezzetlerle buluşabilirsiniz. Hoşça kalın.